Efendim merhaba. Bugünkü buluşmamızda iki konu üzerinde durmak istiyorum. Bunlardan birisi Teğmenlerin yemin törenindeki Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı ve onun ardından gelen tepkiler. Birincisi bu. İkincisi de ayın 4'ünde Sisi geliyor biliyorsunuz. Ona şimdi kısaca değineceğim. Zaten o ziyaretten sonraki yorum analizlerimiz tabii ki daha derinleşecek. Çünkü neler konuşuldu? 3 aşağı 5 yukarı tahmin ediyorum. 3 ana konu var konuşacakları. Ama tabii başka şeyleri de konuşabilirler. Oradan çıkacak olan yansımalar üzerine yorum analiz yapabiliriz. Peki önce şunu ifade edeyim. Hem Deniz Asuman Hazırlama Okulu'nda yani Deniz Kuvvetleri'nin lisesinde biliyorsun bir deniz lisesi vardı, bir de Deniz Asuman Hazırlama Okulu vardı. Ne yazık ki ikisini de kapattılar, lağvettiler. Yani yazıklar olsun. Lisesi olmadan bu iş olmaz kardeşim. Bak lisesi olmadan bu iş olmaz. Neyse şimdi konuyu dağıtmayayım. Çünkü çok canım sıkılıyor buna. Ondan sonra Deniz Harp Okulu'nda hocalık yaptım. Yani uzun sözün kısası. Demek ki lisesiydi, harp okuluydu. Ne olup ne bittiğini bilmesi gerekenlerden birisi. Peki, öncelikle şunu söyleyeyim. Her üç harp okulu, kara harp okulu, hava harp okulu, deniz harp okulunun birincileri, üç genç kadın, bu teğmenlerimiz. Bunların alınlarından öpüyorum. Bu gençlerimizin, ben çocuklarımız diye ifade edeyim, müsaade etsinler. Canı gönülden kutluyorum. Bakın şimdi her üç harp okulunun birincisi de kadın teğmenlerimiz. Bu onur gurur duyulacak bir konudur. 21. yüzyılın ortasına gelen dünyada ve Türkiye'de bu Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün amaç ve hedeflerinden birisinin burada bu üniforma altında gerçekleşmiş olduğunu bize gösterir. Bakın arkadaşlar şimdi bu çocukların sloganı ne? Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Peki bu çocuklar Papadopoulos'un askerleriyiz diye mi slogan atacaktı? Ya da Trump'ın askerleri miyiz diye nasıl slogan atacaklar bu çocuklar? Evet bu ülkede Trump'ın askerleri var. Doğru onlar siviller var. Siyasetçisiyle, iş adamıyla doğrudur var ve kötü bir alışkanlık haline aldırdılar. Ya da bunlar Hüdapar'ın askerleri miyiz diye slogan atacaklar. Hüdapar demişken bakın Güneydoğu Anadolu'da bunlardan birisi kalktı, bir Hüdaparlığın birisi kalktı dedi ki Kemalizm sapıklıktır. Asıl sapık olan sensin. Asıl sapık olan sensin. Bakın şimdi bunu söyleyebiliyor. Buna troller bir şey demiyor. Ya da kalkıyor birileri herhangi bir tarikat ya da cemaatin dini önderinin askerleri oluyorlar. He? O ne demek? Biat ediyorlar. Bu taraftan kalkıp onur gurur duyulması gerekirken bizim bu genç teğmenlerimizin yemininden, şimdi onu izah edeceğim size ben. Efendim kalkıp troller vasıtasıyla bir sürü saçma sapan laf ediyorlar. Bir sürdüreceğim tabii ki konuşmamı. Öncelikle şunu söyleyeyim. Evet şimdi bir orada bildiğiniz klasik öğrenciler son teğmen çıkmış artık bu çocuklar. Gelir orada bayraktır işte ellerini izliyorsunuz korlar. O yemin ederler ama bir de bir gelenektir. O kılıçlar çekilir, kılıçların altında yemin edilir. Bu Osmanlı'da da vardı. Bakın bu vardı, bu hep vardı ama unutulmuştu. Bakın unutulmuştu. Şimdi niçin rahatsız olunuyor? Söyleyeyim. Çünkü siyasal ortam o kadar çok gergin ki, sosyolojik doku o kadar çok gergin ve saçma sapan hale getirildi ki ve bölünme haline getirildi ki geçmişte biz Ergenekon'dan yargılanırken işte Cumhuriyet Gazetesi'nin bir manşeti vardı genç subaylar rahatsız diye. Efendim oradan kaynaklanan şimdi sözüm ona ta oralara işleri götürmeye çalışıyorlar. Bakın bugün trollere baktığınız zaman ve bu Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganından rahatsız olanlara baktığınız zaman ne görüyorsunuz biliyor musunuz? Bugün FETÖ'cü diye artık adlandırılan Fethullah Gülen'le aynı fotoğraf karesinde olan insanlar olduğunu görüyorsunuz. Bunun bana göre tanımı nedir biliyor musunuz? Tanımı işte bu FETÖ'cü kırıklarıdır bunlar arkadaşlar. Şimdi bunlar kalkıyor, buna tepki gösteriyor işte çeşitli şeyler, hakaretler bilmem neler yağdırıyorlar. Şimdi bu Mustafa Kemal'in askerleriyiz meselesini ben birazcık açayım tarihsel olarak. Birincisi kadın teğmenlerimizle onur gurur duyuyorum bu birincilerle. Sebebini söyleyeyim. Bakın arkadaşlar biz milli mücadeleyi yaparken hani bırakın Anadolu Selçuklusunu hani o kuruluşu Osmanlı'nın kuruluşu bak onları kenara koydum. Milli mücadeleyi yaparken silahı cephaneye kim taşıdı? O atölyelerde o mermilerin kim doldurdu? Oradaki silah imalatında kimler çalıştı?
Kara Fatma kim? Halide Edip Adıvar kim? Sevgili arkadaşlar, hepsini alt alta koyarım. Onlarca kadınımız. Bunların hepsi milli mücadelenin kadınları. Bunların hepsi Mustafa Kemal'in askerleri bu kadınlarımız. Kastamonu, İnebolu bölgesinin kadınları olmamış olsaydı, Novorossiyski, Tuapse'den getirilen Sovyetler Birliği'nden alınan silah ve yardımlar içeriye nasıl taşınacaktı? Şerife Bacı'nın öyküsünü bilir misiniz? O donup merminin başında, kanının üstünde donup kalan kadının öyküsünü bilir misiniz siz? Siz ne vicdansız insanlarsınız ya. Aldığınız para kadar ahlak ve namusunuz sizin. Aldığınız paralar kadar ahlak ve namusunuz. Siz ahlaksızsınız çünkü. Ahlaksızsınız. Böyle bir şey olabilir mi? Aldığı parayla konuşan. Bugün bu AKP, daha doğrusu bu iktidar para verir, buna konuşursun. Yarın bu değişir. CHP iktidarı gelir. Onlar para verir. Onlar için konuşursunuz. Arkadaşlar, bu ülke için konuşun. Bu ülke için konuşun. Aşağıda Hatay'la ilgili mesele var. Adana'da Mustafa Kemal Paşa. Kadın geldi, ayağına kapandı. İşte ne olur kurtarın onu. Hatay'ı kurtarın, biz öyleyiz böyleyiz. Ne yaptı onu? Omuzlarından tuttu, kaldırdı. Türk kadını yerlerde sürünmeye değil, baş üstünde taşınmaya layıktır dedi. Ankara'daki anıttaki kadını hatırlayınız. Eski 25 kuruşlarda omuzunda mermi taşıyan kadını hatırlayınız sevgili arkadaşlar. Şimdi bir öncelikle bu, tekrar söylüyorum. Bu üç genç kadınına, bu üç genç teğmenine iftihar ediyorum. Umarım ki birisi Deniz Kuvvetleri Komutanı olur, birisi Kara Kuvvetleri Komutanı olur, birisi Hava Kuvvetleri Komutanı olur. Hatta ileride bir gün Kadın Genelkurmay Başkanımız olur. Onur gururu duyuyoruz. Şimdi bunu kenara koydum. Şimdi devam edelim buraya. Bakın, Mustafa Kemal'in askerleriyiz ne demek? Mustafa Kemal'in askerleriyiz şu demek. Biz bir, bu cumhuriyetin kuruluş felsefesine, bu cumhuriyetin kuruluş ideolojisine sonuna kadar bağlıyız, sadığız ve bunu korumakta kararlıyız. Evet. Şurası doğrudur. Türk Silahlı Kuvvetleri Genelkurmay Başkanı sivil iradenin emrindedir. Gayet tabii ki anayasada ne diyor? Cumhur Reisi başkumandandır. Hangi halde başkumandan? Savaş halinde. Tamam. Bu anayasa burada duruyor. Her ne kadar anayasanın canını okudularsa, her ne kadar anayasayı yok sayıyorlarsa da, her ne kadar anayasa mahkemesini ortadan kaldırdılarsa da yine de. Arkadaşlar, dolayısıyla şimdi bu Mustafa Kemal'in askerleri sloganı ne demek? Bir kere her şeyden önce, hani Hüdapar diyor ya efendim, bu Kemalizm işte ağır artık konuşuyor, sapıklıktır diyor. Ben size anlatayım Kemalizm ne demek ve Kemalist ne demek. Bir, antemperyalist demek, tam bağımsızlıkçı demek, halkçı demek sevgili arkadaşlar. Laik, seküler yaşam tarzını devletin bekası için, devletin yaşaması için, devletin içinde yaşayan farklı etnik kimliklerin barış içinde bir arada yaşayabilmesi için laiklik ya da sekülerliği kabul etmek demektir. Türkiye Cumhuriyeti Devleti laik sosyal bir hukuk devlettir. Bu romantik cümle duruyor anayasada. Tekrar söylüyorum, anayasayı yok etti, mahvettiler. Kendileri bile uymuyorlar. Ama olsun, o yazı orada duruyor. Bakın arkadaşlar, Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganından kimler rahatsız olur? Ben söyleyeyim. Bir, PKK diye simgeleştireyim onu, daha fazla işi uzatmadan. Kürtçü İslamcılar rahatsız olur. Kürtçülük peşinde koşanlar rahatsız olur. Tarikattı, cemaatti, bu türlü dini rejim, samimi inançlı insanlara hiç kimsenin sözü olamaz. Dini rejim, yani laik cumhuriyet yıkılacak diyen, yüzlerce binlerce kere bu sloganlar atıldı sokakta. Onun yerine teokratik devlet hayali kuranlar rahatsız olur. Başka kim rahatsız olur? Söyleyeyim. Dini istismar ederek siyaset yapanlar rahatsız olur. Başka bir şey daha, bir önemli husus. Tek tek saymayacağım. Efendim, yapılan kamuoyu araştırmalarında Atatürk'e bağlılık konusunda çıkan sonuç nedir? Bu toplumun ortalama %85'i, yani AKP'ye oy vereni de, efendim MHP'ye oy vereni de dahil olmak üzere, hatta işte Yeniden Refah Partisi, Saadet Partisi, gerçi onlar da oran düşük çıkıyor, ayrı bir şey de, her neyse, ortalamasını söylüyorum.
arkadaşlar %85'i. Bakın ne yaparlarsa yapsınlar. Bu milletin yüreğinden ve belleğinden, beyninin kıvrımlarından Atatürk'ü kimse alamaz. Tam tersi. Bu çocukların, bu teğmenlerin Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganından rahatsız olmak yerine bununla iftihar ettiklerini ifade etmesi gerekmez miydi Cumhur Reisi'nin? Bence gerekirdi. Adı üstünde Cumhur Reisi. Bu ülkenin Cumhur Reisi'nin de Mustafa Kemal'in askeri olması gerekir. Arkadaşlar, başka bu cumhuriyet nasıl korunacak? Nasıl korunacak bu cumhuriyet? Şimdi şöyle bir hale sokmaya çalışıyorlar. Biliyorsunuz Malazgirt Meydan Muharebesi'nin yıl dönümü. Hüdapar'ın temsilcisi orada. İki kuvvet komutanı orada. MHP Genel Başkanı orada. Ve o fotoğraf verildi. Ve işte el ele tutuşulup verilen o fotoğraflar. Arkadaşlar, tabii ki bu çok ciddi biçimde bu ülke konusunda hassasiyeti olan, laik cumhuriyet konusunda hassasiyeti olan, cumhuriyetin kazanımları konusunda hassasiyeti olan, laik kemalist devrimler konusunda hassasiyeti olanları rahatsız etti. Rahatsız etti. Şu bana söylenebilir. Efendim demokrasinin gereğidir, Hüdapar da orada olacak. Çok güzel. Ama demokrasinin gereği olarak orada olan, yalnızca Hüdapar'dan söz etmiyorum, cümlemi düzeltiyorum. Hüdapar mensupları ve Hüdapar mensupları gibi düşünen şu anda mecliste bulunan milletvekilleri. Demokrasinin evet gereği ve sonucu olarak oradalar ama bu demek değildir ki bu demokrasiyi yıkmak hakları vardır. Asıl slogan atacaksanız onların aleyhinde atın. Troller, asıl onların aleyhinde atın siz. Arkadaşlar bakın şurası bir gerçek. Eğer bu cumhuriyet bu haliyle var olmasaydı Recep Tayyip Erdoğan gibi Kasımpaşa'dan yetişmiş yoksul bir ailenin çocuğu bugün orada cumhur reisi olamazdı. Atatürk olmasaydı olamazdı. Hep söylenir. Efendim ezanlar susmasın, bayrak inmesin. Atatürk olmasaydı ne bu ezanlar olacaktı ne de oradaki o bayrak olacaktı. Farkında değil misiniz siz bunun? Niçin Mustafa Kemal Paşa'nın önünde gazilik ünvanı var? Gazilik ünvanının iki anlamı var. Bir, dini anlam, ikinci büyük rütbedir. Türk kültüründe birinci rütbedir. Yani öncü, yani taşıyan. Dikkat edin, Türkmenlerin önüne düşmüş olan ta Balkanlara, Viyana kapılarına kadar götürenler. Arkadaşlar kendinize gelin. Kendinize gelin. Yani bir takım politik çıkarlar nedeniyle bu işleri istismar etmeyin. Ama şunu da ifade edeyim. Atatürk'ü istismar edenler yok mu? Var. Var. Allah'tan sayıları çok az. Allah'tan sayıları çok az. Tabii orada da istismar var. Bu konuyu bir şey mi var Yaşın? 30 Ağustos'ta o adam gene para topladı ya. Şimdi bakın şimdi. Çok iyi Yaşın hatırlattı. 30 Ağustos'ta Atatürk'e benzeyen o adam yine para toplamış. Niye veriyorsunuz? Niye veriyorsunuz? İşte istismar dediğimde bu, bak istismar bu. Ya bu nasıl bir saçmalıktır arkadaşlar ya. O zaman kalkıp niye Cübbeli Ahmet'e kızıyoruz? Niye kızıyoruz Gümüşhane'dekilerine falan? Buyurun yaptırtmayın bunu samimi Atatürkçü olanlar. Yaptırtmayın bunu, elinizin tersiyle itin. Söyleyin ona, deyin ki beyefendi utanmıyor musunuz siz ya? Nasıl yaparsınız siz bunu? Niye demiyorsunuz? Yaşına iyi hatırlat. Peki şöyle toparlayayım şimdi. Mustafa Kemal'in askerleri sloganından rahatsız olanlar sevgili arkadaşlar, o zaman şöyle bir şey olacak. Kendilerine çeki düzen verecekler. Kendilerine çeki düzen verecekler. Şimdi biliyorsunuz polisler onlar peki dini sloganlar atıyor, attılar. Kalkıp hiç kimse onlara arkadaşlar ya siz ne yapıyorsunuz? Delirdiniz mi siz? Burası laik cumhuriyet, laiklik var. Ne yapıyorsunuz? Dedi mi? Söyledi mi? Niçin rahatsız oluyorsun? Doğru olan bu. Kardeşim doğru olan bu. Bütün emniyet güçleri, bak polisiyle, askeriyle, bütün emniyet güçlerinin atması gereken slogan Mustafa Kemal'in askerleriyiz. Bu ülke eğer bağımsız olarak yaşamak istiyorsa sevgili arkadaşlar, en önemlisi ulusal üniter bir devlet olarak yaşatılmak isteniyorsa büyüğümüzden küçüğümüze kadar hepimizin
Mustafa Kemal'in askerleri sloganını atmak, bunu içselleştirmek zorundayız ve bu bir gerekliliktir. Bakın bu bir gerekliliktir. Çünkü bu cumhuriyeti kuran, bu laik devrimleri yapan, yani devleti de yaratan Mustafa Kemal Paşa ve arkadaşları. Yani o günkü kadro, o günkü düşünce. Bu bir düşüncenin adıdır. Atatürk 57 yaşında terki hayat etti. Herkes gibi. Ve bir gün herkes zaten ölecek. Hiç kimse orada kalmayacak. Hiç kimse orada kalmayacak. Ama trollerin banka hesapları kabaracak. Ama onlar da ölecek. Fakat eğer istiyorsak ki, tekrar söylüyorum, bu devlet ulusal üniter bir devlet olarak yaşasın ve bu laik cumhuriyet, çağdaş bu devlet yaşasın diyorsak, arkadaşlar Mustafa Kemal'in askerleriyiz sloganı herkes tarafından içselleştirilmelidir. Cumhuriyet kurulduğunda ilk kurulmuş olan yüksek okulun, yüksek mektebin adı Ankara Hukuk Mektebi'dir. Bakın hukuk. Bugün hukuk devleti ortadan kaldırıldı. Şimdi bunun mücadelesini vermek gerekmez mi? Bakın Atatürk dediğiniz adamın kurduğu ilk yüksek mektebin adı Hukuk Mektebi. Niye Atatürk'le bu kadar çok kavga ediyorlar? Söyleyeyim ben size. Çünkü çağdaş hakları bu toplumun insanlarına getirdiği için. Kadın haklarını en çok mücadele ettikleri, reddettikleri bu. Ama kadınlarımız da bunun için mücadele etmek zorundalar. Önlerinde Afganistan var. Bak bunun türbanlısı, türbansızı, mini eteklisi, şortlusu, uzun eteklisi, pantolonlusu hepsi için, bütün kadınlarımız için söylüyorum. Hepinizin bu mücadeleyi vermesi gerekir. Bu mücadeleyi verirken de atmanız gereken slogan Mustafa Kemal'in askerleriyiz olmalıdır. Bunun niçin rahatsız olunuyor ki? Kalkıp emniyet güçleri Mustafa Kemal'in polisleriyiz derse bundan rahatsız olunur mu ya? Arkadaşlar bundan rahatsız olunur mu? Olur mu böyle bir şey? Tam tersi bu şu anlamı ifade eder. Bütün dünyaya şunu söylersiniz. Bu topraklarda ilk anti-emperyalist savaş yapıldı ve emperyalizm dile getirildi. Bir kere bu slogan her şeyden önce kime verilecek yanıttır? Bugünkü büyük emperyalist güç ABD'ye, İngiltere'ye verilecek yanıttır. Burada eğer emperyalist bir emelleri olacak varsa Rusya'ya yanıttır. Bölgede varsa Çin'e yanıttır. Uzun sözün kısası çağdaş emperyalizme karşı verilecek olan mücadelenin sloganıdır. Bundan rahatsız olunmaz. Bundan rahatsız olunmaz. Bu ülke laik cumhuriyete sıkı sıkıya siyasal iktidarın sahip çıktığı görülse, devrimlere sahip çıkıldığı görülse, sevgili arkadaşlar, Diyanet İşleri Başkanlığı'nın politik bir makam, mevki, uzun sözün kısası kurum olmadığı görülse, kim rahatsız olur bundan ya? Hiç kimse rahatsız olmaz ki. Hiç kimse rahatsız olmaz ki. Ayrıca da şunu söyleyeyim tekrar. Şimdi bu öğrencilere, özellikle de bu genç kadın teğmenlerimize ve de kadın subaylarımıza karşı o saçma sapan yazıları yazan, ne diyeyim yani, ahlaksızlar için tek bir sözcük, tek bir cümle kurayım, çok kısa bir cümle kurayım. Ahlaksızlığınızın bataklığında boğulacaksınız. Ya tam tersi onur gurur duyun. Tam tersi onur gurur duyun. Sokakta gördüğümüz polis kadınlarımıza, trafik polisi kadınlarımıza, o genç kadınlarımıza, subaylarımıza, az subaylarımıza. Bu kadınlarımızla onur gurur duyun. Bu kadınlarımızdır ki laik cumhuriyeti yaşatacak olanlar. Niye rahatsız oluyorsunuz? Çünkü diyorsunuz ki eğer kadınlar orada olmamış olsa biz bu laik cumhuriyeti daha rahat yıkarız. Söylenecek o kadar çok söz var ki, anlatacağım o kadar çok örnek var ki. Sisi ile ilgili bir iki satır bir şey söyleyeyim ziyareti ile ilgili olarak. Sevgili arkadaşlar, Mısır tarihine baktığımız zaman, dedim ya bu ziyaretten sonra daha bir uzun konuyu buna ayıracağım, bir Mısır tarihi de anlatacağım sizlere. Baktığımız zaman şunu görüyoruz. Cemal Abdülnasır'dan, yani kralı devirdiler ya bunlar. Kralı devirdikten sonra Cemal Abdülnasır'dan Sisi'ye kadar bir işte arada, biliyorsunuz İhvancı Müslüman kardeşlerin işte adayı kazanmıştı seçimi ve Sisi devirdi onu. Hep askeri kimlikli kişilerin Mısır'ı yönettiği fotoğrafı karşımızda duruyor. Şimdi son
Sisi ABD tarafından darbe yaptırılarak bu idareye gelip oturdu, idareyi ele geçirdiler. Türkiye buna çok sert tepki gösterdi Ankara. Tepki göstermesinin en önemli nedeni söyleyeyim. Efendim işte devirdiği kişinin Müslüman kardeşler adayı, Müslüman kardeşler mensubu olmuş olmasıydı. Şuna inanıyorum, yoksa buraya bir diktatör geldi diye rahatsızlık değil. Ayrıca şimdi Sisi orada çok sert tepki gösteriliyor. Unutmayın ki Mısır'la ticaret devam etti. Bakın Mısır'la ticaret devam etti bu kadar çok sert tepkiler gösterilirken. Normal midir? Normaldir tabii ki. Normaldir. Tabii ki devlet bu ilişkilerini sürdürecek. Siyasal iktidardakilerin ideolojilerinden de bağımsız olarak, efendim felsefelerinden de bağımsız olarak sürdürecek. Buna itirazım yok benim. Yani bir siyaset bilim uluslararası ilişkiler hocası olarak, çok uzun yıllarım biliyorsun hocası olarak buna itirazım yok. Buna yok. İtirazımız tutarsızlığadır. Bakın tutarsızlığadır itirazımız. Aynı şekilde işte Filistin, Gazze bir sürü şeyler söylenirken İsrail'le ticarete devam edildi. Ticarete devam edildi. Ortaya konuldu rakam rakam her şeyler, gemi gemi. Bunlara itirazım yok. Bunlar olur. Bak bunlar olur, bunlar olacak. Ama ana mesele tutarlı olmakta. Ne oldu? İşte Sisi'ye bir sürü şeyler söylendi. Aynısını Suudi Arabistan'a hatırlayın. Cemal Kaşıkçı cinayetini hatırlayın. Neler söylendi? Sonra götürüldü dosya adamlara teslim edildi. Niçin? Para alabilmek için, kredi alabilmek için. Şimdi Mısır'la ticaretimizi 13 milyar dolara çıkarmaya çalışıyoruz. 3 milyar dolar civarındaymış. Dedim ya şu rakamlara tam bakacağım, bir daha konuşmada söyleyeceğim. Ama benim bildiğim 3 milyar dolardı. 13 milyar dolara çıkarılmaya çalışılıyor. Anladığım kadarıyla noktalıyım şöyle. Bu dördündeki ziyarette masada ne var? Tabii ki bir Gazze var. Doğal olarak çok anlaşılabilir. Çünkü bu Mısır'ın arabuluculuğu söz konusuydu falan. Bir, Gazze. İki, Mısır'la Türkiye arasındaki yapılabilecek olan stratejik işbirliği ve stratejik sorunlar. Bu sorunların giderilmesi ve bu işbirliğinin yapılması da bunun için ekonomi başta. Üçüncüsü, Doğu Akdeniz çıkar alanları diye kullanayım o ifadeyi ben. Anımsayacaksınız Mısır Yunanistan'la anlaşma yapmıştı ve yapmış olduğu anlaşma bir süre sonra fark edildi ki Kahire tarafından bir dakikaya bu bizim aleyhimizde, benim deniz çıkar ilgi alanlarım daraltılmış. Daraltılmış. Niye? Çünkü Yunanistan Girit'ten Rodos'a çekti çizgiyi de onun için. Tabii Türkiye bu ekonomik münhasır bölge kendisini işte deniz alanlarını bir haritamızı biliyorsunuz çizdik, ettik. Dolayısıyla şimdi bunun üzerine oturulup yeniden konuşulacak. Mısır bunun farkına varıldı. Tabii bu ekonomik meseleler konusunda da tamam karşılıklı ticaretin artırılması gündemde ama Türkiye tekstil sektörü arkadaşlar tamamen Mısır'a kaydı, kaymaya devam ediyor ve kayacak. Ha, masada şimdi bütün bunlar konuşulur, edilir, ne olur? Kendim için söyleyeyim, her zaman söyledim. Ben bir Kemalistim. Ben Mustafa Kemal'in askeriyim.